kadarıyla. Ve şimdi baktığımız zaman takımların kompozisyonları belli oldu. Dark Passage yukarıda, Jax Fabulous'un ellerinde, ormanda Crystal Elise oynayacak. Orta koridorda Naru, Zix oynuyor. Alt koridorda ise Holyfix Sleepan'ın ikilisi Lucian ve Morgan oynayacak. Diğer tarafta yukarı koridorda Longbeard'in elinde Irelia olacak. Ormanda Jim Cassidy en çok güvenli şampiyonu Vi'ye sahip. Orta koridorda Elysion, Lucian oynuyor. Pardon, Yasuo oynuyor. Acaba o Yasuo'yu bu sefer daha iyi kullanabilecek mi ilk maça nazaran? Alt tarafta Kaze, Zerg'in ikisi ise Vayne ve Lissandra seçimleriyle karşımızda olacaklar bu maçta. Lissandra yine sanırsam bir çaresizlik tercihi bile diyebiliriz. Yani bu takım kompozisyonuna karşı ne yapacaklarını ilk tercihte İrelia'yı göstererek yani çaresiz kaldıklarını gösterdiler yine bu son tercihte. İrelia'yı seçtiler. Üzerine Vi'yi seçtiler, Yasuo'yu seçtiler, Vayne'i seçtiler ama arka saflara sarkacak bir şampiyonu yine unuttular. Zix var, Lucian var. Uzaktan dürten iki tane şampiyon var. Buna kimi tercih edebilirsiniz? Kimi istersiniz arka tarafa sarkan bir destek pozisyonunda olan? Alistar'ı denediler, istedikleri sonucu alamadılar. Alistar'da mesela, yani ben şunu merak ediyorum. Acaba şampiyon havuzunda Elysion'un Orianna yok mu? Orianna mesela çok enteresan şeyler yapabilirdi. Çünkü hem karşılık olarak bir minyon dalgası temizleme potansiyelinin olacak Orianna'nın. Oyunun sonunda en az Zix kadar güçlü bir şampiyon. Hatta bazı durumlara göre çok daha güçlü bir şampiyon olabilir kompozisyona göre. Ve arka tarafa sarktığında bir şampiyonun onun üzerindeki etkiyi ikiye katlayabilecek bir ultiye sahip olabilirsin. Ama yani Yasuo çok riskli. Çünkü yani tamam ultisiyle arkaya sarkan şampiyonun etkisiyle beraber size hani kazan kazan durumu sağlayabilir. Ama oraya topun gitmiyor, sen gidiyorsun. Ve bütün saldırıya açık oluyorsun. İlk oyunda mesela Yasuo niye bu kadar defans yaptı? Sen söyledin ya, birazcık da hani saldırı eşyası beklerdim. Hani bir mahvolmuş kralın kılıcı beklerdim. Muhtemelen o da beklerdi. Ama Yasuo'nun ultisiyle geriye gittiğin zaman orada hayatta kalması lazım. Bir anda erimemesi lazım. Evet, ve maçımız başladı arkadaşlar. Şimdi maça doğru geçeceğiz. İki tarafta yerlerini alıyorlar. Karşılıklı totemler koyuluyor. Ve üçüncü maçta karşınızdayız. Yaz mevsim finallerinde seçimler yapıldı. Kırmızı tarafta Team Turquet'i izleyeceğiz. Mavi tarafta ise Dark Passage olacak. Bu maç boyunca bakalım Team Turquet en azından şansını zorlayacak mı? Yoksa Dark Passage burada bu işi bitirecek mi bu maçta? Şu anda totemler konu. Bu arada bir önceki maçta şunu söyleyelim. Şimdi ilk maçta TT 109 totem koymuştu. Bir önceki maçta 71 totem koymuş sadece. Ziynetler dahil değil mi? Evet. Ve sadece 8 totem kesebilmiş. Önceki maça nazaran yarı yarıya az. Dark Passage ise 71 totem koymuş. İkinci maçta, ilk maçta ise 95 totem kullanmış. Totem koymadan ihtiyacı kalmadı ki. Zaten haritayı tamamen ele geçirdiler. Evelim varken. Yani şöyle bir şey var. Eğer ziynetleri de işin içinden çıkaracak olursak, yani onu hesabını yapmak zor. Çünkü o ziynet bir yerden sonra gidiyor. Arama merceği, zartut bir şeyler olabiliyor. Değiştirebiliyorlar. Ama yani burada yarı yarıya diyelim. Yani 30-35 tane totem koymuşlardır maksimum. Evet. O da yani kaç tanesi destek tarafından koyuldu? Soru işareti çok büyük hem de. Evet. Şimdi Holy Phoenix ve Tree Banner alt koridora geldiler. Minyonları ittirmeye başladılar. Karşılarında Kaze var. Yalnız ters taraftan gelen bir orada Zerg var. Yine güvenli noktaya ulaşmayı başardı. Orta koridorda Elysion ve Naru ikilisi tabii mücadele edecekler. Yalnız Dark Passage oldukça fazla ittirerek başladılar maça. Zerg bakalım şimdi dürtmeye çalışacak. Elinden geldiğince o buzul parçalarıyla birlikte. Evet, Zerg Sting dürtmeye çalışacak ama karşılığında onu daha da fazla dürten o zulüm toprağıyla hem minyonlara hem de rakibe hasar veren bir Morgana var. Morgana tercih şu ana kadar Dark Passage'im yani bayağı başarılı olmasını sağladı. Özellikle hani hem takım savaşına girişte hem de savaştan çıkışta adeta Kara Kalkın'ın ekstra etkisi sayesinde bu savaşlarda Morgana yani Triel rakibi Zerg'in oynadığı destek şampiyonlarına göre bence çok daha olumlu işler yaptı diyebilirim. En azından nişancılarını ya da işte taşıyıcılarını koruma babında çok daha önemli işler yaptı
dün de aslında çok güzel işler yapmıştı. Bir noktada hatta Wildfire'a karşı o maçı almalarını sağlayan 3. maçta attığı bir karanlık esaret vardı. Nokta atışı. Oyunun artık böyle sonundayız. Letigante'yi tutturdu orada. Letigante'yi oyunu bitirmesini sağlamıştı. Muazzam bir performans bence Trial'den dün ve bugün. Bakalım şimdi Trial güzel performansını devam ettirebilecek mi? Tabii gerçekten bu kadar yıldız oyuncularla birlikte oynuyorken Johnny, yani Holy Phoenix gibi, Noru gibi, Fabulous gibi 2 sene boyunca bu arenada varlığını kanıtlamış ve gerçekten yetenek olarak üstün oyuncularla oynarken Tribal'in destek oynayarak kendini göstermesi çok kolay değil derken Jim Cass şimdi ilk baskını aşağı gerçekleşiyor ama Crystal da orada. Baktığımız zaman şimdi Kaze ile birlikte hasar vermeye devam ediyor. Yukarıdan Fabulous geliyor. Buradaki savaşın kaderini değiştirmek için karşı saldırısını çoktan açmış ama oradan bir yere varamıyorlar. Herkesin canlar çok az. Aynı şekilde Kaze'nin de baktığımız zaman şimdi orada Jax geri dönüyor. Eris geri ormanına doğru yöneldi. Bu arada Longwind'in soğukkanlığına da hayran kaldım. Yani Jax evet. Oraya gelirken herhangi bir şekilde hani takım arkadaşları da tabii yönlendirmiştir. Biz rahatız, burada güvendeyiz deyip de onun gelmesine engel olmuşlardır ama ışınlanmasını harcamadı ve bundan sonraki aşamada bir ejderha savaşı sırasında geri döndükten sonra ejderhayı alıp yeniden yukarıya gitme kozu var. Veya bu aşağı koridor eğer bu kadar agresif bir şekilde itilmeye devam ederse bunların arkasına koyulan bir toteme gelme ihtimali var ki bu dehşet verici bir ihtimal. Onun sonunda yine ejderha çıkıyoruz çünkü. Ki Elis de o üçlü çalıdan kırmızı tarafın alt koridorundaki o ilk kulenin arkasındaki üçlü çalıdan baskın yapabilen şampiyonlardan. Yani kozasıyla, örümcek inişiyle doğru güzel baskınlar yapabilir. Koridoru ittirmek istiyorlar. Bakalım nerede kullanacaklar bu avantajı? Dark Passage ekibi. Geri Ziggs'in geri dönmesini istedim muhtemelen. Onlar da bir oyun yapacaklar ama hayır. Ziggs uslu uslu geri dönüyor şimdi. Bu arada yakalandı. Yerine mığladı. Holy Phoenix oradan. Son anda kaçıyor. Hayır. Zergsting ilk kanı alıyor. Ve böylece takımına ufak da olsa bir avantaj kazandırmayı başarıyor. Tribane'de çok az canlı geriye dönüyor. Valla beyne giden ilk kan önemli. Çok önemli. Çok ufaktan önemli. Biraz daha büyük. Değil mi? Azıcık. Vayne'e gitmesi tabii orada çok daha önemli. Bu ilk kanın Fabulous Kare'ye dönmüş. Longbin'in karşısına baktığımız zaman o da ikinci Doran kılıcını cebine koymuş. Longbin hala geri dönmediği için şu anda hangi eşyayı alacağını göremeyeceğiz ama Fabulous şimdi alt koridora gitti. Baskın yaptı. Oradan herhangi bir avantaj elde edemedi ve baktığımız zaman minyonda 13 milyon kadar geriye düşmüştü. Evet. Geçen seferki senaryo bu sefer Fab'ın başına gelmiş durumda. Jax olarak koridorda geri düşmüş ama en azından çok büyük bir geri düşme durumu söz konusu değil. Burada esas düşünülmesi gereken konu seviyede ve tecrübede geri düşme durumu. Çünkü yani Irelia bir sonraki gidişinde 6 seviye olup çok daha fazla etki yaratabilir. Bu arada Nar orada yakalandı. Duvar delen geldi. Ulti bakalım Elysion gelecek mi orada? Sıçraması da var. Minyonlarla gelecek. Hayır. Nar'u çok güzel oynadı. Evet güzel oynadı. Lokum yine iyi kullandı. Sarı ördekle beraber rakiplerini geriye kendisini ileriye fırlattı. Yani tabii ki Ziggs şu an meta'nın en çok kullanılan şampiyonlardan bir tanesi ama burada özel bir çalışma olduğu belli yani. Hakikaten mekaniklerine çok acayip şu an vakıf durumda görüyorum. Naru'nun dünden beri oynadığı Ziggs'ler her oyunda damgasını vurmayı başardı. Yine aynı şekilde bir eşya düzeniyle başladı. Ki Seraph'ın şefkati uzun vadede gelecek Tanju'nun gözyaşlarından sonra karşısında tabii ki Elysion oyunun başında hemen o coşkuyu almış. O da istedik ançaya dönüşecek. Elysion burada takımından ikinci bir şans istedi. Takım ona bu şansı verdi çünkü ilk maçta Yasuo ile 0-6-7 oynamıştı. Burada Holy Phoenix'in üzerine çok yüksek hasar var. Kaze son bir vuruş gerçekleştirebilecek mi? Hayır yetmiyor. Holy Phoenix'i geri göndermeyi başardılar. En azından tabii Beachwater Palace'ın bitirmesi şu anda Kaze'nin gerçekten de daha fazla hasar vermesini ve koridorda adeta kabus olmasını sağlıyor. Tabii ki de o karanlık esaretten kaçtığı sürece. Evet. Bu arada baskın var. Fabulous geldi. Elysion kaçabilecek mi acaba? Bir de ulti geliyor. Acaba kaçabiliyor mu oradan? Son bir vuruş geldi ve Naru yine skoru almayı başardı. Fabulous'un burada baskınına yalnız dikkat çekmek lazım. Bakın ama biraz Long önce... çok fazla soğukkanlı yani bir gel artık. Bak biraz önce... Adamla yarım saat savaştı. Biraz önce aynı şekilde Longbi Jax'e geriye düştüğünde bir çıkış noktası aramıştı ama bulamamıştı. Burada biraz aradaki milyon farkını kapattıktan sonra Fabulous orta koridora geldi. Bir baskın yaptı. Skoru aldılar. O da asist aldı. Ve ne oldu? Kendisini toparladı. Bakın yine pırıltıyı aldı. Evet. Fabulous ve şimdi koridora döndükten çok daha güçlü olacak.
Yani evet, Long P o ışınlanmayı aldı ama bir yerden sonra ya Jax'i takip edeceksin, nerede olduğunu tahmin ederek, nereye gittiğini tahmin ederek, ya da o ışınlanmayı kullanacaksın. Yani ben burada açıkçası Elysion'un çok günah kabahati olduğunu düşünmüyorum. Ya mesela bir de şöyle bir şey var. Normal oyunlarda da hep başımıza gelen bir şeydir. Bazı durumlar, bu arada alt koridora bir baskın var. Koza tutuyor. Kazze'nin üzerine bir de karanlık esaret geldi. Kazze kaçabilecek mi? Kazze'ye kaçış yok. Kitlediler. Belki 1,5-2 saniye orada kaldık. Çıkamadı. Ve skor Elise gidiyor. Tabii Olifrix belki buna biraz üzülmüş olabilir. Elise'nin almasına, Crystal'ın almasına skoru. Normal oyunlarda da karşımıza çıkıyor mesela. Sadece işte alt koridorda diyelim oynuyorsun. Karşıda Lucian yok diyorsun. Ama sadece her zaman o orada koridorda olmadığını söylemek yetmiyor. Bazen takip etmek lazım. Aynen, nereye gittiğini aynen. Görüyorsan peşinden gitmek hele lazım. Yukarı koridorda bunu yapmazsan evet. Yani yukarı koridordan genelde gelen şampiyonlar daha tank özellikli şampiyonlar. Özellikle bu metada evet. Kule tanklayan ve savaşa giriş mekanikleri daha kuvvetli olan şampiyonlar. Sen bu adamı gözden kaçırırsan, aynı şekilde onu takip etmezsen ne oluyor? O adam gidiyor bir yerde kule altına dalıyor veya savaşı başlatıyor, takımına avantaj sağlıyor. Evet, oyunun başında FAP gidip orada hani vakit kaybetti ama yine vakit kaybetmeyi göz alarak takım arkadaşı büyük bir avantaj sağladı. Yine Naru'nun çift baskın. Kaçabilecek mi? Son bir vuruş ve evet gelecek oradan. Geldi. Bu sefer yine Crystal'a gitti. Crystal. Bu arada yine bak FAP'dan çok güzel. Yani belki çok fazla bir etkisi olmadı. Asist bile alamadı ama orada olması bile yeterli. Çünkü gelecek bir ormancı karşılığına o da müdahale edebilecek. Şimdi Ejderha. 5 kişi oldular. Yukarıdan her zaman o ışınlanmaya gelebileceğini biliyorlar. Gerçekten de muazzam bir performans. Dark Passage'den yani akıl dolu oynuyorlar. Sadece iyi oynamak değil, takım olarak akılcı ve stratejik davranıyorlar. Bu gerçekten de çok önemli. Yani Dark Passage... TT şu anda kazanmak istiyorsa bu maçı çok daha akılcı oynamak zorunda. Monte'nin bir lafı var. Çok meşhur dışarıda özellikle yayını takip eden. Rotations denilen onlar. Evet. Rotasyonlar. OG'an Rotations. Burada artık rotasyon önemini görüyoruz. Bu arada ulti geldi ama yani Trier kendi üzerine kara kalkanını koydu. Şimdi mesela bu ulti yani o kadar... Ya tamam ulti attın ama arkadan işte hep o diyoruz ya takip edecek kimse yok. Yani takım arkadaşların çok uzakta ve şu anda mesela biliyorlar ki Jim Cassidy'nin 100 küsür saniye boyunca ultisi yok. Sanırsam ama Jim Cassidy orada hani geri göndermek için atılan bir ultiydi. Bu kuleyi istiyorlardı. Kuleyi istedikleri için de orada ultiyi harcadı. Belki üzerine bir skor alırız umudu vardı ama o kadar da etkili olmadı. Bu arada arkadaşlar Ender'le oyuncu oynamamız devam ediyor. Belki bu son maçtır, ona göre oylarınızı verin. Geç kalmayın sonradan vay efendim niye bu adam seçildi de benim seçtiğim adam, sevdiğim adam seçilmedi gibi üzülmeyin derim. Ve maçımıza geri dönelim. 3-1 Dark Passage önde 16.400, 15.300. Bakalım baskımıza etkili olacak mı? Jim Cassidy dünyalar inandı bu sefer. Çok güzel ulti. Yok. Orada çok güzel combo. Sarı güzel ördek. 3 tane sarı ördek gelsin oradan çıkaramazlar Ziggs'i. Ama her inandılar. Her şeyi harcadılar. Ama kule almak için bu lazım. Hakikaten lazım. Yine o rüzgar duvarı geldi bakın. İlk başta da Yasuo bu şekilde bu kuleleri alırken çok güzel o rüzgar duvarını kullanmıştı. Jim Cassidy üzerine çok yüksek hasar var. Elysion'a bir karanlık esaret isabet etti. Yalnız Zergs de kuleyi aldığı gibi orada Crystal durdurmayı başaracaklar mı acaba? Örümcek inişini kullanmak zorunda kaldı. Fabulous'tan ulti geliyor. Pardon Tilibane'den ulti geliyor. Yalnız yan taraftan. Olympic çok güzel o tutturmayı başardı ultisini. Ve şimdi TT oradan kaçmak zorunda kaldı. Bak yine kuleyi almışsın. Avantajı eline geçirmişsin. Geriye dön. Yani yeterli zaten bu sana. Daha fazlası için gittikçe hata yapıyor Team Turquality. Ve orada ormanın içinden kimse geliyor mu haberleri yok. Arka taraftan birileri yardıma geliyor mu haberleri yok. Ve bu fazladan aldıkları risk, fazladan avantaj ele geçirme hırsı diyeceğim ben buna. Kendileri çok kötü etkiliyor. Ki bak yine canlarını doldurmadan orada takılıyorlar şu anda hala. Fabulous şimdi alt tarafta iki kişiye karşı savaşıyor. Bir de uzaklardan Ziggs ultisi. Kaze son anda kaçıyor mu? Bedava skor. Hayır. İki de ilk yapan bir. Üç geliyor mu? Jerksting hayır. Naru'ya geliyor. O da benim Naru. Orada haracını aldı. Ulti attım. Bir skoru da alırım dedi. Bu arada Fab gidiyor. Oo çok az bir can ya. 20-30 canlı falan kaçtı herhalde orada. Yani şimdi bir de totemi yıktılar tamam. Tamam o da oldu. Ama TT uzattığı bu savaşta gerçekten büyük bir darbe de aldı. 13 dakikada aradaki altın farkı 3000'ler civarında ama daha da önemlisi
Yani kule vermemişler. Dark Prince şimdi ortadaki kuleyi açtı. İki kulenin arasında bir sıralama yapacak olursak herhalde değeri en fazla olan ormanın kapılarını açan kule bu orta kule oluyor. Bu strateji kuleyi aldıktan sonra aldıkları skorlar sayesinde de yani bakıyorum Zix ekstradan bir skor aldı. Orada 2'de 2 yapan Lucian da artık hani kendisine geldi. Bu iyi haber değil. Yani 3 tane skor verdiler. 3'ü de taşıyıcıları gitti. Daha kötü ne olabilir ki? Tur Quality oyunun 14. dakikasının sonlarına gelirken oldukça geriye düştü ki Holyfix şimdi bir de kırmızı güçlendirme aldı. Yukarıda burada Long B'ye bir baskı var. Crystal geliyor. Koza tutacak mı? Son anda Long B kozadan kaçmayı başardı ama ultisi onun oradan kaçması için yeterli olmayacak. Minyonların arasında ya bir tane ağır ağır bir düştü. Tane düşmem minyon olsa onun üzerine atlayacaktı. Hepsi kendisine ait. Üzerine de gidemiyor. O yüzden orada hiçbir şans kalmadı. Naruto'ya yeniden inananlar inananlar. Bakalım. Ooo bomba combo orada tutuştur. Elveda Zix. Sırf bunun için almışlar yani Naruto'yu. Nasıl durdururuz? Evet abi. Yani. İki tane ulti harcarız. Naruto'yu durdururuz da geriye kalan dört kişi ne olacak? Bu arada Holyfix'i şimdi takip ediyorlar. Tribunner geldi. Duvara çaktı. Kaçabilecek mi acaba? Sersemletme etkisi geliyor. İnfaz. İnfaz ediyor. Kazze'yi yine görüş avantajı. Burada yeterli değil. Yine totem avantajı yeterli değil Team Turquoise için. Bazı yetenekler var. Onlarla skor aldığında böyle stil puanı kazanırsın. Mesela Thresh'in ölüm cezası, Blitzcrank'in o kolu. İçindeki en karizma yeteneklerden bir tanesi infazdır. Çünkü isminin hakkını veriyorsun. İnfaz mı? Al. Evet. Öldü. Evet. Bitti. O kadar. Bir de şey var. Draven ultisi. O ölüm pervanesi. Ölüm pervanesi. O da... O şekil olarak mesela güzel. Onu aldığın zaman böyle atıyor, hop diye kesiyor. Sonra üzerinden böyle şeyler falan ya, konfetiler böyle. O da güzel aslında ama yani ultinin hakkını vermek babında bence Lucian ultisi 10 numara. Maçımıza devam ediyor tabii. Ultileri hakkında bu kadar konuştuktan sonra 16. dakikanın içerisindeyiz. Dark Passage oldukça... İyi götürüyor, önde götürüyor bu maçı. Team Turquoise zaman zaman cevaplar vermeye çalışıyor ama bu verdiği cevaplarda her zaman işe yaramıyor. Alt koridora mesela Holyfix'e karşı karşıya birebir de çok iyiydi ama bakın hala Vayne'in bir mahvolmuş kralın kılıcı yok, bir coşkusu yok. Yani bu şu anda baktığınız zaman diğer tarafta Holyfix Kanosulamış'ı bitirmiş, üzerine savaş çizmesini bitirmiş. Yani bu durumda... Teki tek savaşlarında gerçekten biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Tribunner geliyor nehrin üzerinden ve orada baktığımız zaman nehirdeki Zergsting'de geri çekilmek zorunda kaldı. Kaze minyonları ittirmeye çalışıyor. Zergsting oradan geçebilir. Şimdi geliyor Zergsting. Geldi. Yalnız Holyfix'in üzerinde şu anda ya, kara kalkan bu sefer var. Yemediler. Ve Zergsting'i adeta cezalandırıyorlar. Kendi üzerine bile kullanmadı ultiyi o derece. Papaz her zaman aynı pilavı yemiyormuş. Bunu görmüş olduk. Kara kalkan diye bir şey var. Senin ultin varsa... Dediden Lissandra'ya. Geldi oraya. Evet. Duşunu korumaya. Vay. Bunu düşündüm orada, yoksa yok, orada, çok ani mi? Orada bir melodi gizli. Anlayanlar vardır. Kara kalkan. Alt koridora Dark Passage teklerden iniyor. Naru burada Elysion'la birebir mücadeleye girdi. Diğer taraftan Jimcast'i geliyor. Çok güzel bir sıçrama ama orada kaçmayı başaracak mı ama ulti geliyor. Üzerine Naru'ya odaklanıyorlar. Naru düştü ama Jimcast'i de Crystal'ı orada yem oluyor. Şimdi Elysion için kaçma vakti. Örümcek kovaladıkça Elysion kaçmaya çalışıyor ama Koza geliyor. Elysion'a kaçacak yer var mı? Hayır yok. Holy son de, bir ısırık tadına baktı. Orada İntikam ateşini yolladı, ver bana sistemi dedi. Evet. Uzaklaştı oradan. Yolunu kesmek için gerçekten güzel Dark Passage'den. Bu arada Silvan ultiyi kullanıyor. Güzel bir arkasından da hareket geldi ama Zergsting için. Orada bakalım. Kaçış var mı? Kendi üzerine ultiyi kullanıyor. Ama gidebileceği hiçbir yer yok. Sadece takım arkadaşını belki kaçması için biraz daha zaman kazandırmış oldu. Evet, şimdi bakalım. 30.600'e 24.000. Öyle mi? Evet dedi ki hey gidi hey diye böyle bir nara. Abi yani ilk iki oyunu izledikten sonra bu oyun yani çok enteresan geliyor şu an. TT'nin hani demoralize oluşunun işareti şu an. İlk kanı almalarına rağmen bir de Vayne'i almış olmalarına rağmen yaptıkları hatalar özellikle yani Long B'nin bu sefer yukarı koridordaki pasif oyunu bana sorarsan birazcık canlarını sıktı. Aşağı koridora devamlı baskurdar. Bak yine geldi. Fab yine çok güzel bir noktadan geldi. Duvara çarpıldı ama orada şimdi bir de infaz geliyor. İnfazı durdurdular. Üzerine Lucian almayı başardılar. Sonunda 500 altını Yasuo almayı başardı. Şimdi üzerine bakalım. Fab alabilecekler mi? Oradaki örümcek hayat kurtardı.
Görsek'in ultisi var ya. Mı? Hayır. Tutuşturu var. Geçebilecek mi acaba? Buzul pençesi var mı? Hayır, gelmedi. Bekleme süresi. Vay be. Morgana düştü. Morgana düştü alt koridorda. Evet, sonunda bir ışınlanma herhalde orada. Geldi. Yalnız çok enteresan. Buna çok sık şahit olmayız. Anasından ayrılmış küçük örümcekler orada Jax'in kaçmasını sağladı. Öyle ama. Oo, Jax Fabulous. Yine yakalanma peşinde bakalım. Fabulous. Bu sefer de Ziggs'e gitti ve oradan kaçtı. Kurtarmaya yetti Jax'in hayatını. Yalnız Longfish şimdi cezalandırmaya geldi dedi. Orada. Çok uzun süre duran Dark Passage üyelerini. Bakalım Naru yakalayabilecek mi? Kozla'dan yine güzelce kaçıyor. Zergsting ulti attı. Arkadan Yasuo geldi. Ulti geliyor. Baktığımızda Elysium orada 2'de 2 yapan bir Longfish var. Ama yine örümcek iş başında. Kozla geliyor. Tutmadı Longfish ile birlikte şimdi Kaz'a kaçmaya çalışıyor. Infaz yine infaz ediyor. Infaz orada skoru almak için yeterli oldu Holyphoenix adına. Ve örümcek şimdi ejderhaya karşı sinemalarda. Ya Crystal bu oyunda hakikaten muazzam işler yaptı. Yani geçen oyunda bıraktığı yerden devam ediyor. 6-0-6. Ya tabii ki bu kadar fazla tehdit olduğu bir takımda yukarıdan Jax geliyor. Ortada işte Ziggs var. Aşağıda Lucian var. Kendisi birazcık daha açıkta kalıyor ama bilmiyorum abi, yani çok enteresan bir oyuncu. Doğru yerde doğru zamanda olmayı her seferinde başarabiliyor. Ve takımını bu şekilde öne geçiyor. 17 tane skorun 12'sinde parmağı var. 6-0-6 ya. Diğer tarafta mesela hani Jim Kessler rakip Ormancı'da karşılaştırma yapalım. 0-1-2. 8 skorun sadece ikisinde var. Yani burada ne karşı baskı yapabilmiş Jim Kessler ne de takım arkadaşlarına çok fazla baskı yapabilmiş. Evet. Ya zaten şimdi şöyle bir gerçek var. Bu kadar karşımızda dominant bir takım olduğunda çok ya işler giderek daha da zorlaşıyor. Zaten yetenek seviyesi yakın artık bu oyuncuların birbirine. Bir de karşı takım domine edince sizin işler iyice zorlaşıyor ki burada da Team Turkuat'in ne kadar zorlandığını görebiliyoruz. Güzel oyunlar yapmaya çalışıyorlar. Bakalım devamını getirebilecekler mi? Fabulous tekrardan döndü. Şu kuvvetini bitirmiş. Rakibin üzerine yürümeye hazır. Ya benim esas görüntüde bir karanlık esaretlerimiz kimse tutmadı. Merak ettiğim konu zaten. Madem bu kadar güçlü bir Elizim var. Dün niye takımı fıtık ettin de gittin işte bunu oynadın. İşte efendim senin Pantheon tercih ettin. Denemek istedi herhalde. İki yani. Oyundur yani muazzam işler yapıyor ya. Hani siz benim tamamı okay, evini yasakladınız. Lee'sini yasakladınız. Al işte böyle bir silahım var. Crystal gerçekten de ormanda dinamikleri çok kuvvetli. Bir gecede olan bu kadar öğrenelim mi? Sen biliyorsun ya. Eliz az çok oynamışlığın var. Ya yok. Oynuyordur zaten daha önceden de. Yok artık. Yok artık. Biraz önce. Bu arada infaz yine geliyor. Baktığımız zaman şimdi Elysion orada. Düzene çok yüksek hasar. Fabulous'ta kaldı orada skor. Diğer tarafta Jim Kest ultisini kullandı ama gitti yerde. Ultisiyle birlikte düşüyor. Zergsting düşüyor. 2'de 2 yapan bir Ziggs var. Bir skor daha gidiyor Jax'e. O da 2'de 2 yapıyor. Bir koza gelecek mi? Hayır, sadece geriye gönderdi ve kule geldi. Ardından da Dark Passage şu anda üstünlüğünü pekiştirmiş durumda. Örümcekleri orada tanklatmak istedi. Crystal üzerine çok fazla hasar var. Crystal orada en sonunda kaçmayı başardı. Naru geriye çekiliyor şimdi ve üzerine bir de kule düştü. İmitör düşecek. Yalnız Long Beast olabilir bak. Long Beast olabilir. Çok vakit kaybettiler. Sığınaklar mı? Şimdi Yasuo da var galiba sığınaklar ama yok. Yok. Zor. O işler zor. Çok zor olmuş gerçekten. Yani şimdi oyunun 22. dakikasında 10.000 altınlık fark oluşmuş durumda. Geriden gelen bir takım bu noktada oyunu acaba fırlatır mı? Bana ya çok mantıklı gelmiyor. Kristal. Abi işte bak maşallah dediğimizin 3 gün yaşama modeli burada bir kez daha ortaya çıktı. Ya şimdi her zaman ben de onu söyleyeceklerim. Her zaman bir Vayne riski var. Ama burada eğer ki Dark Passage 30. dakikadan önce o inhibitörü almamış olsaydı hani bunu çok daha büyük bir risk olarak görebilirdik ama Dark Passage şu anda maçı bitirmeye yönelik hareketlere başladı. İmitör aldı, takım savaşında 2 tane kule aldı. Şimdi ne yapacaklar belki? Orta koridoru tetikten sonra bir baron alacaklar. Ardından yukarı koridora gitmeye çalışacaklar. Göreceğiz Team Turkuat'in nasıl bir şu an cevap arayacağını. Haritadaki görüşe bakar mısın? Mavi tarafın ve kırmızı tarafın arasındaki fark. İşte bu mavi tarafın görüşü, ve bu da kırmızı tarafın görüşü. Evet, kapkaranlık. Şöyle bir şey var. Bir de az önce biten totemler de vardı. Sen böyle konuşmaya başladığında bunu söyleyecektim. Şansım o totemler bitti. Yani
bu oyun sadece bireysel yeteneklerle şampiyonlarla değil. Yani o farklı şeyler de var bu işin içinde. Kontrolü sağlayacaksın. Her türlü haritayı kontrol alacaksın. Ve ona göre kendine skorlar yaratacaksın. Oyunun başından beri Dark Messiah'in yaptığı şey bu. Yukarı koridordan aşağı koridora devamlı akın akın Jax dalgası geldi. Zaten haritada ikinci oyunun başı... O kadar rahat ki oyunun başından beri... Son kaldık kelimeden devam etmem beni benden aldı. Ne yapayım abi? yani bütün vadi kendisine aitmiş gibi, iki orman yani ormanın iki tarafı da kendisine aitmiş gibi dolaşıyor. Sen eğer bu kadar rahat bırakırsan rakibin yukarı koridorunu, ormancısını, sonuç bu oluyor. 21'e 9, 6 kuleye 3 kule ve şu an kulem baskı altı. Oo, bu arada güzel bir ulti kombosu geldi ama Fab içeri girmeyi başardı, orada karşı saldırı Jim kesin canı bitmek üzere. Orada yine Ziggs canından bombası almayı başarıyor. Bu arada canlar bayağı bir azaldı orada. Vayne geri sıçramak zorunda kaldı. Zergstick önde yakalandı. Orada skor alabilecekler mi? 2'deki yapmayı başardı. 8. skorunu yine alıyor. Bu oyunda da yani Ziggs de ortalamasını çok merak ediyorum. Dünden beri neler yaptı gerçekten Naru. Şimdi orada şifayı da kullandılar. Ne olur ne olmaz şifasıydı sanırım. Değil mi? Yanlış görmedim. Evet, şifayı kullanmış. Ve ilk Nexus kulesi düşüyor. İkinci Nexus kulesine doğru ilerliyorlar. Alkışlarla ama alkışlar erken geldi. Çünkü oradan uzaklaşıyorlar şu an. Acaba... Oh, Morgana. Finalinin de birincisi mi oluyor? Acaba bitirebilecekler mi? Şimdi Yasuo da doğdu. Güzellerine doğru gidiyor. Fabulous'un canı çok az. Elysion'un üzerinde sersemlik efekti var. Diğer taraftan Hobbit'e yetişti. Şimdi Jim Kestri geldi. Orada ultisini kullanacak mı? Acaba ultisi var mı? Sansa var ama ultisini kullanmadı. Zerg Sting orada buzul pençeyi attı ama kimseye gitmiyor buzul pençe. Bir kule daha düştü. Nerede düştü? Bakıyorum. Yukarı taraftan. Şimdi Nexus kulesi düşmüş ve Berkis'in kulesi düşmüş. Ardından şimdi Yasuo ortadan çıktı. Fabulous'un üzerine doğru gidiyor. Pardon, Horifinx'in üzerine doğru gidiyor. Horifinx düşecek mi acaba? Longbee'de kaldı skor. Diğer tarafta Crystal ve Naru kaçmaya çalışıyor. Longbee üzerlerine gidiyor. Crystal almayı başarabilecek mi? Çok az bir canı var. Naru ultisini kullandı. Her ikisini de alması ihtimal mi acaba? Koza geldi. Koza! Koza, koza, koza. Ne oluyor ya? Bıraklar araba döndüler. Evet. Kim daha fazla skor alırsa şey yapacak. İstatistik değil mi? Fantezilik hesabı. Evet. Oo, bu arada Elysion oradan kaçabilecek bakalım. Güzel bir çelik fırtına geldi. Gerçekten güzel bir takım oyunu yine burada. Evet. Naru da sevindi bunu görünce tabii. Ve şimdi 26'ya 12'ye gitti skorlar ama şu dakika itibaren sanırsam biraz daha kaotik bir kaos ortamındayız. Öyle diyeyim. Evet. Kaotik bir savaşa ama... doğru ilerliyoruz gibi. Takımlar bıraktılar görevleri. Dark Messiah sanırsam istatistikleri birazcık arttırmak peşinde. Diğer tarafta TT de şu skor alamayan çocuklara da birer tane skor verilimin peşinde ama çok başarılı oldukları söylenemez. Dark Messiah akın akın gelen, kendi çeşmesinden çıkan TT üyelerini geldikleri gibi kesmeyi başarıyor. Crystal'ın, Naru'nun, Fab'ın güzel oyunlarıyla Holy'nin, Tree'nin de katkısını unutmayalım. Crystal şu 3 maçlık seride gerçekten de yani çok iyi performans gösterdi ve takımının istediği, ondan istediği, ihtiyacı olan her şeyi yaptı. Gerçekten de bir an olsun, bir, yani özellikle maçın başından itibaren ben hata yaptığını görmedim. Yani bir kere öldü zaten. O da hani bir takım savaşının içindeydi herhalde. Tam yok, pardon. Fazla kalmıştı orta koridorda, geri dönmemiş. Orada benim nazarım o ya. Nazar o senin hakkı. Nazarındı. Ama şimdi bir kez daha Zergsting ileri doğru çıkıyor ama üzerindeki hasar çok yüksek. İnfazla bile neredeyse ölecek düzeyde. Horifinix ilk skorunu alıyor bakalım. İkinci skor alacak mı orada? Yasuo ultisini kullandı. Tribine'nin canı çok az. Tribine düştü. Yalnız Vay da düşüyor. Kaz da kaçabilecek mi? Bir takla daha geldi. Ama hayır. 2'deki yapan bir Naru var. Yine skorlar bölüşülüyor. Elysion kaçmaya çalışıyor. Hasar da vermeye çalışıyor ama yeterli değil. Dark Passage. Yaz mevsimi finallerinde sona doğru yaklaşıyor ve bir kez daha o kupayı almaya hak kazanıyor. Şampiyon, yaz mevsimi finali şampiyonu Dark Passage oluyor. Kendilerine tebrik ediyorum.